Beş hececilerden devam ediyoruz gençler. Şimdi genç kalemlerin etki alanları içerisinde kalan bazı gençler var. Bunlar milli edebiyat anlayışının özellikle şiir yönüyle ilgili hem bazı eksik yönlerini görüyorlar, onları tamamlamayı istiyorlar hem de genç kalemlere yardımcı olmak istiyorlar. Zaten milli edebiyatla birlikte biliyorsunuz Anadolu'ya bir yönelme başlıyor. Bu Anadolu'ya yönelme olayı beraberinde milli mücadeleyi getiriyor. Milli mücadelede Kurtuluş Savaşı'nın ve arkasından e, milli mücadeleden sonra yeni bir devletin kurulmasını sağlıyor. Şimdi beş hececiler milli edebiyatla cumhuriyet edebiyatı arasında bir dönemdir. Bazıları cumhuriyet döneminin başına koyuyor. Hayır, cumhuriyet döneminin ilk edebi grubu yedi meşalecilerdir arkadaşlar. Ama beş hececiler Kurtuluş Savaşı döneminde de var ama Cumhuriyet'in ilk döneminde de var. Yani iki dönemin içerisinde de biz Beş Hececiler adını verdiğimiz sanatçı grubunu görüyoruz. Peki bunlar arasında kimler var? Evet Hey Of diye formülize edenler var. Fohey diye söyleyenler var. Değişik şekilde adlandıranlar var. Evet Faruk Nafiz Çamlıbel en önemli ismi. Orhan Seyfi Orhan ikinci önemli isim. Yusuf Ziya Ortaç, Halit Fahri Ozansoy ve Enis Behiç Koryüre'yi biz 5 hececiler içerisinde görüyoruz. Böyle bir sınav sorusu çıkabilir. Evet basit bir soru olur ama çıkabilir. Dikkatli olacağız arkadaşlar. Öncelikle hemen 5 hececilerin şiir görüşü nedir? Oradan bir giriş yapalım arkadaşlar. Şimdi 5 hececiler adı da üzerinde milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde heceyi kullanmış beş sanatçıdır. Zaten ismi beş hececiler dolayısıyla heceyi ne yapıyorlar? Savunuyorlar arkadaşlar. İkinci maddemiz kullandıkları dil sade ve özentisiz olarak süsten uzak bir yazı dilini ne yapmışlardır? Tercih etmişlerdir arkadaşlar. Üçüncüsü onlar şiir yazmaya Birinci Dünya Savaşı sırasında ve arkasından milli mücadele döneminde başlamışlardır. Dördüncüsü çok ilginçtir. Sanatçılarda anlatacağım ben bunu. İlk şiirlerinde aruzu kullanmışlar. Hepsi arkadaşlar önce aruzla başlamış fakat daha sonra heceye ne yapmışlardır? Geçiş yapmışlardır. Hatta sembolik bir şiir vardır. Aruza veda şiiriyle ne yapmışlardır? Heceye geçiş yapmışlardır. Ama şunu da söyleyeyim bazı sanatçıları heceye geçse bile aruzu da yer yer kullanmışlardır. Diğer bir maddemiz işlemiş oldukları konular. Evet memleket sevdası değil mi? Yurt güzellikleri yani Anadolu buradaki savaşlardaki kahramanlıklar ve yiğitlikler gibi konuları biz işlediklerini görüyoruz. Yani yavaş yavaş artık Anadolu insanı şiirlere girmeye başlamıştır arkadaşlar. Diğer bir unsur hani Mehmet Emin Yurda Kul'da yapıyordu değil mi? Hece Vezni ile değişik değişik şekiller. Evet bu sanatçılar da Hece ile birlikte serbest müstezatı da yazmayı denemişlerdir. Evet diğer bir şey dörtlük esası. Evet dörtlük var ama İlle de dörtlüklerle yazacağız diye de bir kuralları olmamıştır. Yeni yeni nazım birimlerinde denediklerini biz bu sanatçıların görmekteyiz arkadaşlar. Diğer bir husus e, nesir cümlelerini şiire aktarmalarıdır. Şimdi metinler arasılık denilen bir unsur var. Bu metinler arasılık da ileride modern ve postmodern romanda kendisini gösterecek arkadaşlar. İşte bazı düz yazı ürünlerinin içerisinde biz şiiri ne yaptıklarını, kullandıklarını görüyoruz. Hatta Faruk Nafiz Çamlıbel arkadaşlar bazı şiirlerinde yine başka bir şiiri alarak kendi şiirinin içerisine monte ettiğini biz yine görmekteyiz arkadaşlar. Evet demek ki beş hececiler heceyi savunan genç arkadaşlar Beş isimden oluşuyor. Bunlar Anadolu'yu anlatıyorlar değil mi? Anadolu'nun güzelliklerine, orada yapılan kahramanlıkları anlatıyorlar. Önce Aruz'da başlıyorlar, sonra Hece'ye geçiyorlar. Bunlar önemli özellikleri. İlk sanatçımızdan başlayalım. Faruk Nafiz Çamlıbel. Faruk Nafiz Çamlıbel gençler, 5 hececilerin hem en genci hem de en önemli kalemidir kalemi en kuvvetli sanatçısı olmuştur arkadaşlar. Şimdi ilk şiirlerinde biz Servet Fünun ve Fecraat'in etkisini görüyoruz. Beşhececilerin gençlik dönemlerinde veya gençliğe girme dönemlerinde Servet Fünun ve Fecraat'in etkisi var. Dolayısıyla bu sanatçıların hemen hemen hepsinde bir arkadaşlar Tevfik Cenab ve Haşim etkisi ne yapmaktayız görmekteyiz. Hatta Hüseyin Cahit etkisini bile Faruk Nafiz'de olmasa bile diğer beş ececi sanatçıların bazısında biz ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz arkadaşlar. Tamam dikkat edeceğiz. Demek ki ilk şiirlerinde böyle bir unsur var arkadaşlar. İşte bu ilk şiirlerinde biz Faruk Nafiz Çamlıbel'in aruz ölçüsünü kullandığını görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra Ziya Gökalp'in tesirine girmiş bir Faruk Nafiz Çamlıbel var arkadaşlar. Faruk Nafiz Ziya Gökalp'in etkisinde olsa bile yine de aruzdan vazgeçmemiştir. Sanatçı çünkü aruzun oluşturduğu ahenge ciddi manada inanmaktadır. İlk şiir kitabı Şarkın Sultanları bu şarkın sultanları önemlidir. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Tamam hani şark doğu ya oradan aklımıza gelsin. Şarkın sultanlarında doğu ölçüsü yani aruz ölçüsünü ne yapıyor? Kullanıyor arkadaşlar. Sonra ülkemiz karışık dönemlere giriyor. 1914 arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı hem Batılıları etkilemiş hem de bizim edebiyatçılarımızı etkilemiş. Batı'da mesela şu vardır. Bir önceki yüzyılda bir modernizm, bir aydınlanma çağı var biliyorsunuz Avrupa'da. Onun beraberinde getirdiği bilim ve teknoloji. Ama bu bilim ve teknoloji ne yapılmış? Olumsuz noktada da kullanılmış. Araba yapılmış ama tank da yapılmış. Uçak yapılmış. Ama savaş uçağı da yapılmış, kimyasal bombalar yapılmış ve insanlar hat, kendi yapmış olduğu ürünlere şüpheyle bakmaya başlamışlardır. İşte bu şüphecilik belli bir dönem sonra yalnızlığı getirmiştir, kurallara başkaldırıyı getirmiştir. Akımlarda anlatacağım, Dadaist diye bir grup var, Almanlar tarafından oluşturuluyor, sonra Fransa'ya gidiyorlar bu gruplar. Bunlar her şeye karşı. İşte arkadaşlar, Dadaizm bir kuralsızlığı getiriyor. Bizde de modernizm ve postmodernizm biraz önce bahsetmiştik roman olarak bu şekilde. Bu batıdaki etkisi. E bizde biz birazcık daha duygusalız arkadaşlar. Değil mi? Savaşa gitmişiz. Ölenlerimiz var, yaralananlarımız var. İşte kadınlarımız ne yapmış? Arkadaşlar kocasız kalmış değil mi? Çocuklar babasız kalmış yıllarca. Bunun etkisiyle biz arkadaşlar yavaş yavaş kendi iç dünyamıza baş dönmeye başlamışız. İşte milli şiir anlayışı da buradan itibaren etkisini arttırıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımı bizim şiirlerimizde etkili. Bitmiş mi? Arkasından işte Balkan Savaşları, arkasından Trablusgarp, değil mi? Arkasından milli mücadele. Biz arkadaşlar bunların hepsinde neyi görüyoruz? İşte o savaşların etkisini görüyoruz. Demek ki ilk şiirinde biz arkadaşlar Faruk Nafiz'in ne yaptığını, aruzu kullandığını görüyoruz. Evet. Daha sonra, daha sonraki unsurlara baktığımız zaman hece ölçüsüne dönen bir Faruk Nafiz Çamlıbel var. Anadolu'yu esas alan Değil mi? Dinleneyden mesela şiiri önemlidir. İkinci şiir kitabıdır ve dinleneyden şiiri heceyle yazılmış nedir? Şiirlerden oluşur arkadaşlar. İşte heceyi kullanmasına rağmen biraz önce de söylediğim gibi fark nafis aruzdan hiç vazgeçmemiştir. Evet, geçebiliriz. Şimdi daha sonra Anadolu'ya anlatan arkadaşlar gözlemlerini yansıttı. Hece ile o dönem sahnesini bize verdiği şiirleri var arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlardan birincisi sanat şiiridir. Sanat şiiri milli edebiyatımızın da poetikasıydı. Milli edebiyat dönemi için bakınız önceki videolarımız arkadaşlar. Sanat şiiri orada ne yapmıştı? Memleketçi şiir anlayışını benimsemişti. Sanat şiirinde ben ve Arkadaşlar, ne vardı? Sen vardı. Daha doğrusu, biz ve sen vardı. Hani diyordu ya, yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, bizim diyarımızda binbir baharı saklar. Sen istersen bizi kolumuzdan tut, değil mi? İncinir düz caddede, değil mi? Gezinen ayaklar diye sanat şiirini yazmıştı. Yani o şiirde batıllarla, batılı anlayışta olanlarla. Anadolu insanını karşılaştırmıştı. Yine Batı'nın sanatıyla bizim kendi sanatımızı o şiirde yansıtmıştı. Önceki derslerde anlattığım için burada girmeyeceğim. Geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi Han Duvarları şiiri ve arkadaşlar onun beraberinde biraz önce söylediğim sanat şiiri bizim cumhuriyet dönemine geçişi yansıtan en güzel örneklerden birisidir arkadaşlar. Şimdi sanatçımız arkadaşlar Anadolu'yu geziyor. Anadolu'nun bazı şehirlerinde bulunma imkanı oluyor ve oraları inceleme ihtimali oluyor. İşte sanatının asıl iyi örneklerinde biz bu cumhuriyet döneminde yazmış olduğu han duvarları şiirinde görüyoruz. Örnek varsa yansıtabiliriz yönetmenim. Evet. Han Duvarları şiiri. Hemen baş tarafını okuyayım. Çünkü Türk Edebiyatı'nın en önemli şiirlerinden birisidir arkadaşlar. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıltı altımda demir yaylar, gözlerimin önünden geçti kervan saraylar. Gidiyordum gurbeti gönlümde duya duya. Ulu Kışla yolundan Orta Anadolu'ya. Sanatçımız arkadaşlar İç Anadolu'da yapmış olduğu bir yolculuk işte Niğde Aksara yolundan Kayseri'ye doğru bir yolculuğu anlatıyor. Şiirin devamı varsa evet devam edelim. Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa. Sanatçımız biliyorsunuz eskiden hanlar var. Kervan saraylar var. İnsanlar yolculuklar da uzun sürüyor. Şimdi ben hızlı treni atlıyorum. Bir buçuk iki saatte arkadaşlar geleceğim yere Eskişehir'e geliyorum yani. Geri akşam dönüyorum. Hatta uyuyorum gözümü açıyorum Eskişehir'e gelmişiz. Neyse ama eskiden öyle değil ki uyuyorsun, uyanıyorsun, uyuyorsun, uyan. Günlerce yolculuk var at arabasıyla, atlarla zor durumlar. O yüzden kervansaraylar insanların biraz daha gece güvende olabileceği çünkü eşkıyalık da var değil mi? Sanatçılarımız onu da işlemiş eserlerinde. O güvenilir yerler arıyorlar. Güvenilir hanlarda hem dinleniyorlar hem yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İşte bizim sanatçımız da bir hana uğruyor arkadaşlar. Handa kafasını koymuş böyle uyurken duvarda bir yazı görüyor. Bir şiir. Evet. Ve Faruk Nafis şiirine arkadaşlar kendi şiirine o duvarda gördüğü dörtlükleri alıyor. Biraz önce söylemiştik. Metinler arasılık. On yıl var ayrıyım kına dağından, baba ocağından, yar kucağından, bir çiçek dermeden, sevgi bağımdan, huduttan huduta, atılmışım ben diye bir şiir görüyor. Bu şiiri görünce bir anda bir parlama arkadaşlar bir fikir parlaması ne yapıyor? Yaşıyor arkadaşlar. İşte biz Han Duvarları şiirinde bunu ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Şiirin en vurucu kısımlarından birisi de şu arkadaşlar. Aşığım namıma kerem diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Aslımı el almış Harem diyorlar Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben diyor Han Duvarları şiirinde. Evet demek ki Maraşlı Şeyhoğlu adlı birisi duvara şiir yazmış ve o şiiri bizim Faruk Nafiz almış. Yani amaç neydi amaç Ziya Gökalp'in anlattığı saf sade şiire ulaşmak onları keşfetmek hikayeleri keşfetmek masalları keşfetmek işte Faruk Nafiz de bunu yapıyor arkadaşlar. Evet şimdi daha sonra sanatçımızın arkadaşlar yazmış olduğu 3 tane eser var. Cumhuriyet döneminden önce Şarkın Sultanları sene 1918'de yayınlanıyor. Bir yıl sonra Dinleneyden şiiri yayınlanıyor ve 1919'da yine aynı yıl Gönülden gönüle şiirini yayınlıyor. Bu iki yıl sanatçı için velüt yani doğurgan ve verimli bir dönem haline geliyor arkadaşlar. Evet bir şiirin daha hep birlikte hadi gelin okuyalım ünlü çoban çeşmesi şiirleri. Bunlar milli eğitimin ders kitaplarında olan arkadaşlar şiirlerdir. Önemlidir. Mesela ben çoban çeşmesini edebi sanatları anlatırken bol bol kullanıyorum. Hadi okuyalım birlikte. Derinden derine ırmaklar ağlar. Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar. Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi? Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kişileştirme var mı şiirde? Evet, çoban çeşmesinin konuşması değil mi? Kişileştirme sanatı var. Irmakların ağlaması kişileştirme sanatı var. Konu ne? Konu Anadolu'nun bir kasaba veya köyündeki hiç etrafında kimsenin olmadığı bir çeşmeyi sanatçımız sade güzel bir dille anlatıyor. Göynünü şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları Ferhat yarınca başlamış akmaya çoban çeşmesi Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda, bir susuz yolcu yok. Şimdi dağlarda ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağa, çoban çeşmesi. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, şairimiz duygusallığı bir yandan da gür bir lirizmi bir arada işlemiş. Şimdi Leyla'nın gelin olması, Mecnun'un mezarı telmih, hatırlatma sanatı. Yine ateşten kızaran bir gül arar da gül normalde kırmızıdır arkadaşlar. Ama gülün kızarmasını yani kırmızı olmasını bir sebebe bağlıyor. Ateşten kızarmasını. Yine çoban çeşmesinin sağa sola gezmesini de neye bağlıyor? Bir gül. Yani sevdiğini aramasına bağlıyor buralarda da hüsnü talil sanatını. Biz görmekteyiz arkadaşlar. Evet demek ki Çoban Çeşmesi güzel bir şiirimiz olarak tarihe geçmiş. Evet sanatçının eserlerine hemen onları görelim. Akıtalım gelsin. Şarkın Sultanları. Evet Aruz'la yazılmıştı değil mi? Gönülden Gönüle. Evet Aruz'la. Dinleneyden. Hece. Çoban Çeşmesi. Suda Halkalar. Bir Ömür Böyle Geçti. Şiirlerini daha sonra seçiyor arkadaşlar ve elimle seçtiklerim diye bir kitap daha oluşturuyor. Bunlar şiirle ilgili önemli kitaplarıydı. Akıncı türküleri aman ha dikkat arkadaşlar Akıncılar diye eserimiz var veya Akıncıları konu edinen şairlerimiz var. Yahya Kemal Beyatlı gibi birazdan Beşececilerden de bir isim karşımıza çıkacak. Zindan duvarları ve Nihat Sami Banarlı tarafından en son hazırlanan Han Duvarları atlı şiir kitaplarını görüyoruz biz sanatçının. Tiyatroları var. Milli Edebiyat Tiyatrosu'nu işleyeceğim ayrı ama Milli Edebiyat Tiyatrosu'nda en önemli isimlerden birisi arkadaşlar Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. İlk göz ağrısı adaptedir. Kambur yarım tefrikadır. Canavar önemli. Akın önemli. Özyurt önemli. Bu tiyatro akımlarından etkilenerek bu eserlerden Canavar Akın, Özyurt gibi kahraman gibi eserlerden etkilenerek daha sonra Cumhuriyetin ilk döneminde kahramanlık içeren tiyatrolar yazan sanatçılarımız olmuş yine. Romanı var. Yıldız Yağmuru adlı bir de romana imza atmıştır. Ayrıca Tevfik Fikret'in hayatında biz sanatçının biyografi olarak yazdığını görüyoruz. Evet ikinci sanatçımıza geçiyoruz. Enis Behiç Kor Yürek arkadaşlar. Şimdi ilk şiirlerinde Abdülhak Hamit Tarhan'ın, Tevfik Fikret'in, Cenap Şahabettin'in arkadaşlar biz etkisini görmekteyiz. Hatta Celal Sahir Erozan'dan da ne yapmıştır? Sanatçımız etkilenmiştir. Dolayısıyla hangi ölçü var? İlk olarak hece, Evet, sanatçımız heceyle başlamıştır. Şey, aruzla başlamıştır pardon. Daha sonra heceye biz geçiş yaptığını ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Kurtuluş Savaşı başlayınca özellikle onun milli duyguları yansıtan böyle heyecan yüklü e epik şiirleri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tamam? Dikkat edeceğiz. Evet, yine Balkan Savaşları ve o Balkan savaşları üzerine yazmış olduğu vatan mersiyesi, vatana mersiye, mağluplar çünkü mağlup olmuşuz arkadaşlar ve gruplar diye şiirleriyle yazı hayatına girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet daha sonra musiki usulleri var arkadaşlar. Bu musiki usullerine aruza uygulamaya çalışmıştır yani ve yeni yeni aruz kalıpları bulmaya çalışmıştır. İşte mağluplar ve gruplar başlıklı şiiriyle sevgilim ve kılıcım manzumesi bu farklı aruz kalıbı deneme örneğidir arkadaşlar. Şimdi sanatçı daha sonra arkadaşlar Tevfik'in cenabın etkisine çıkarak kimle tanışıyor? O hareketli tip olan Ziya Gökalp'le tanışıyor ve Ziya Gökalp'in teşvikiyle ne yapıyor arkadaşlar? Hece ölçüsüne yöneliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda milli duyguları işleyen ordunun duası, Çanakkale şehitliğinde şair ve hilal, kabus gibi o dönemi yansıtan şiirler yazdığını görüyoruz. Artık sanatçının konusu vatan ve millet sevgisidir. Savaş ve kahramanlık temalarıdır. Evet şimdi Ziya Gökalp'in etkisiyle birlikte arkadaşlar 5 hececilerin içerisinde biz sanatçıyı ne yapmaktayız görmekteyiz. Ziya Gökalp de biliyorsunuz Turan Fikri çok ağır basıyordu. Turan Fikri'nden sanatçımız da etkilenerek Turan Kızları ve Milli Neşide adlı manzumeleri de kaleme almıştır. Ve aynı aruzda yaptığı yeniliği hecede de yapmaya çalışmıştır. Bazı hecenin klasik durakları vardı. O durakların dışına ne yapmıştır? Çıkmıştır. Bakın o dönemde hece ile ilgili değişiklik yapma fikirleri ortada görülüyor. Evet şimdi bazı şiirlerinde de biz arkadaşlar hece ile serbest müstezat yazdığını görüyoruz. İşte biraz önce söylemiştim ya milli neşide şiiri vardı. Süvarler ve gemiciler arkadaşlar değişik tarzda şiirleridir. Hatta ben buraya bir şiirini aldım. Yönetmenim yansıtabilirsek hemen. Ha, gemiciler şiiri okumayacağım arkadaşlar. Sadece şekil yönüyle görün diye. Hatta ben şiirin sığmıyor diye ekrana bazı kısımlarını kestim. Şimdi gemiciler şiirinde Bakın ne oluyor? Bir dalgalanma var. Böyle uzundan kısaya, kısadan uzuna giden bir dalga var. Sanki dalgaların üstünde gezinen bir gemi var arkadaşlar. Biz buna Japon tarzı diyoruz, Hayko diye bir tarz. Oradan bile sanatçımızın etkilendiğini biz ne yapmaktayız görmekteyiz. Evet, geçebiliriz. Ee, şimdi. Daha sonra arkadaşlar yurt dışında e, yer alan görev yapan Enis Bey için arkadaşlar yurda döndüğünü sene 1927 ve ilk şiir kitabı Miras'ı ne yapıyor bastırıyor arkadaşlar. Miras da biz Aruz'la yazmış olduğu şiirlerinde görmekteyiz. Hece ile ilgili ilk karalamalarını da ne yapmaktayız görmekteyiz yine hece ile ilgili yapmak istediği yeniliği de biz bu şiirinde ya kitabın içerisinde görmekteyiz arkadaşlar. Evet daha sonra Güneş'in Ölümü adlı bir kitap çıkarmak istiyor ama bunu ne yapamıyor gerçekleştiremiyor. Tevel, Tevetoğlu var biliyorsunuz Fethi, Fethi Tevetoğlu Arkadaşlar o daha sonra sanatçının bu isteğini gerçekleştiriyor. Ölümünden sonra Miras ve Güneş'in Ölümü diye kitaplar adında bu iki kitabı birleştiriyor arkadaşlar. Evet şimdi kor yürekle ilgili bir söyleyeceğimiz unsur da şu arkadaşlar. Son dönemlerinde hayatının son yıllarında bir değişim yaşıyor sanatçı. O da şu ispiritma seansı dediğimiz bir seansa katılıyor. Yani medyumluk arkadaşlar bu bir noktada ruh çağırma seansına katılıyor. Hatta katıldığı bir ruh seansında diyor ki Süleyman'ın, Sultan Süleyman'ın geldiğini söylüyor arkadaşlar. Bunun üzerine de varidat Süleyman adıyla bir kitap yazıyor arkadaşlar. Tamam dikkat edeceğiz. Evet. Geçiyoruz üçüncü sanatçımıza. Halit Fahri Ozansoy arkadaşlar. Diğer iki sanatçıda olduğu gibi bu sanatçımızda şiirine aruzla başlamıştır. Evet. Galatasaray Lisesi'nde bir tanıdık isim var. Tevfik Fikret. Okul müdürüdür arkadaşlar. Halit Fahri Ozansoy'un arkadaşlar şiire başlamasında ve şiire teşvik etmede onun etkisini ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Değişik dergilerde, Rübab gibi dergilerde ilk şiirlerini yayınlıyor arkadaşlar. İlk şiir kitabının ismi de Rüya olarak biz görüyoruz. Evet, daha sonra sene 1915 Talat Paşa İttihat ve Terakki'nin önemli bir ismi biliyorsunuz. Onu Çanakkale cephesine davet ediyor ve Çanakkale cephesini ziyaret eden şairlerden Birisi de otur ve bunun üzerine oradaki izlenimlerini Cenk Ufukları adlı eserinde şiir kitabında yansıtıyor arkadaşlar. Evet 1916 önemli bir piyes yazıyor. Baykuş adlı manzum piyesi yazıyor arkadaşlar. Baykuş Türkiye edebiyatında Darül Bedai'nin yani kurulan Osmanlı tiyatrosunun sahnelediği ilk Türk tiyatro oyunudur arkadaşlar. Bakın ilk yerli oyundur. Yoksa bundan önce bizim edebiyatımızda Darül Bedai'de sahnelenen dışarıdan alınma bazı eserlerimiz var. Hüseyin Cahit'in arkadaşlar bir eseri dışarıdan çevirdi. Bir eseri normalde oynanıyor. Ama Arya 1. Dünya Savaşı girince Darül Beday kapatılıyor ve Fransa'dan getirilen o Darül Beday'ın kurulması için uğraşan kişi de farklı Fransız olduğu için arkadaşlar gönderiliyor. Daha sonra işte tekrar Darül Beday açılıyor ve Baykuş eseri sahneleniyor arkadaşlar. Peki Baykuş'ta ne anlatılıyor hocam? Kısaca hani ekranda bulmuşken onu da anlatayım arkadaşlar. Şimdi Nail isimli bir genç var. Nail'in kardeşi Mehmet hastalanıyor. Bunlar Anadolu'nun bir köyündeler ve Nail Mehmet için kasabaya doktor aramaya gidiyor yanında da köpeğini alarak. Köylerde eskiden değil mi sık sık köpek motifini biz görüyoruz. Ama Nail gidiyor bir daha arkadaşlar dönmüyor. Herkes diyor ki Nail'i kurt kaptı ve köylü aramaya gidiyor arkadaşlar bulunamıyor. Mehmet de nişanlısının yanında ölüyor. Babası da arkadaşlar hafakanlar geçiriyor, cinnet geçiriyor. Böyle bir Anadolu tiyatrosu olarak biz görüyoruz arkadaşlar. Evet, sanatçı Nedim adında bir edebiyat dergisi de çıkarmıştır. Şiirlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla uygulayan sanatçı roman ve tiyatro türünde de eserler vermiştir. Şiirlerinde biz egzotik duygularda ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Hüzün, melankoli, e, bireysel duygular. Yani sanatçı belli bir dönem sonra bireysel duygulara yöneliyor. Tabii ki yaşamış olduğu yaşamdan da kaynaklanan unsurlar var. En sonunda da aşk ve ölüm temalarına da şiirlerinde biz rastlıyoruz. Evet, eserlerine bakabiliriz. Şimdi şiirleri, bayağı bir şiirleri var, şiir kitabı var. Rüya, cenk duyguları efsaneler, bulutlara yakın, zakkum, gülistan ve harabeler, bu önemli paravan değil mi? Sulara dalan gözler arkadaşlar bunlar önemli şiir kitapları. Hemen diğer eserlerine de bir şöyle göz atalım. İki tane romanı var arkadaşlar yazmış olduğu sanatçının ama sulara giden köprü gibi ama sanatçının şiirlerinin biz ön planda olduğunu görüyoruz. Tiyatro oyunları var. Bakın bu dönemde Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılmış tiyatro oyunları var sanatçının. Baykuş'u biraz önce anlatmıştık. Önemliydi arkadaşlar. Nedim önemlidir. Hayalet adlı eseri de tiyatro olarak ne yapmıştır? Oynanmıştır arkadaşlar. Evet. Yalnız bir notumuz var. Baykuş'la bizim şair oyunları sanatçının Aruz'la yazdığını görüyoruz. Evet. Anıları var önemli anılardır arkadaşlar bunlar. Anı türünü işlerken biz dönem başında bazı sanatçılar için hani bazı örnekler veriyoruz. İşte onlardan birisi de Edebiyatçılar Geçiyor adlı eseridir. Bir de Darül Bedai devrinin eski günleri yani o Hüseyin Cahitlerin falan olduğu dönemi anılarında sanatçı anlatıyor arkadaşlar. Bir diğer sanatçımıza geçelim. Yusuf Ziya Ortaç arkadaşlar. Şimdi aynı diğer sanatçılarımızda olduğu gibi ilk şiirlerinde biz aruz ölçüsünü kullandığını görüyoruz arkadaşlar. Ama daha sonra da heceyle şiirler ne yapmıştır? Yazmıştır arkadaşlar. Şiirlerinde günlük hayatın çeşitli görünümlerine sade bir dille ele aldığını görmekteyiz. Sanatçı Akbaba adlı bu önemli mizah dergisini ne yapıyor? Çıkarıyor. Siyasal mizahında başarılı örneklerini verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Çimdik takma adıyla mizahi yazılar yayınladığını da biz şahit oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sanatçının bu mizahi yazılarının yanı sıra şiirlerinin yanı sıra bir de tiyatro oyunu önemlidir ondan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Eserimizin ismi Binnaz'dır arkadaşlar. Binnaz hece ile yazılmış ilk başarılı piyesimiz kabul ediliyor arkadaşlar. Konu Lale Devri'nden alınmıştır. Yani Lale Devri'nin içerisine geçer. Şimdi güzelliğiyle etrafa ün salmış Binnaz vardır. Binnaz'a aşık iki genç var arkadaşlar. Hamza ve Efe Ahmet diye. Bu ikisi bin elde etmek için belli bir vuruşmaya girerler arkadaşlar. Eser böyle devam eder. Bir tabi paşa çocuğudur. Olaylar böyle akıp gider arkadaşlar. Demek ki bakın neyi unutmayacağız? Bin unutmayacağız. Bir de baykuşu bundan önceki sanatçımız da vardı. Unutmayacağız arkadaşlar. Evet eserlerine bir baktığımızda akından akına bir rüzgar esti yanar Dağ, aşıklar yolu cenk ufukları kahramanlık gibi eserlerin önemli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tiyatroda da biraz önce söylediğimiz gibi üç perdeden oluşan ve hece ile yazmış olduğu Binnaz adlı eseri tiyatro eseri önemlidir. Evet sanatçının iki tane de romanı bulunmaktadır. Bir Şeker Osman bir de Kürkçü Dükkanı adlı romanlarını yazdığını görüyoruz. Onun dışında anı ve biyografi ve gezi türünde eserleri var. Portreler biraz önce söylemiştim hani bazı eserler önemlidir. Türü yönüyle önemlidir. Böyle değişik sorular çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi der? Biyografi türünde yazılmamıştır. Anı türünde yazılmıştır. Gezi yazısı değildir gibi sorular da sınavda çıkabilir. Dikkatli olacağız. Bizim yokuş arkadaşlar anı türünde Yazılmış bir eserdir. Portreler adlı eser. Ee, Cumhuriyet dönemi düz yazıda portrenin ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Görmekteyiz. Yine sanatçının göz ucuyla Avrupa adlı gezi yazısını da yazdığına şahit oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir dipnot deka bilgi diye bir şey ürettim ben de. Deka bilgiden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Yusuf Ziya Ortaç Şairler Derneği adlı bir derneğinde kurucularından biridir. Beş hececilerden bazı arkadaşlarıyla ve dışarıdan birkaç isimle birlikte bu derneği kuruyor. Peki hocam Şairler Derneği nedir? Bu derneğin önemi nedir? Arkadaşlar sene 1917 birkaç tane e, genç işte edebiyatı vücuda getirmek için bir beyan yayınlıyorlar. Bir beyanname var ya, bir şey yayınlıyorlar arkadaşlar. Türk Ocakları'nda toplanıyorlar ve diyorlar ki biz diyorlar edebiyata ve topluma hizmet etmek için Şairler Derneği adlı bir derneği kurduk diyorlar arkadaşlar. Peki dernekte kimler var? Kimler üye? Orhan Seyfi, Hasan Zeki, Hakkı Tahsin Salih Zeki, Selahattin Enis, Ömer Seyfettin, Faruk Nafiz, Yusuf Ziya gibi isimleri biz arkadaşlar bu derginin bu grubun içerisinde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi daha sonra da 5 maddelik Türk yurdunda arkadaşlar bir beyanname niteliği taşıyan küçük bir bildiri yayınlamışlardır. Servet Fünunu yayın organı seçmişlerdir. Bakın Servet Fünun'u da her yerde görüyoruz. Servet Fünun'un değil mi yayın organı Servet Fünun'du. Tecrüatinin yayın organı yine Servet Fünun'du. Arkadaşlar ve Şairler Derneği'nin yayın organı yine Servet Fünun olarak görüyoruz. Tabii ki sadece Servet Fünun'da mı yazmışlar? Hayır daha sonra dergah, yeni mecmua gibi Arkadaşlar edebiyat dergilerinde makale yayınladıklarını görüyoruz. Şairler Derneği'nin önemi nedir derseniz onunla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Şairler Derneği edebiyatımızın millileşmesi adına yani milli edebiyatın oluşup gelişmesi adına önemli bir dernek olmuştur. Bu isimler milliyetçiliği de Türkçülüğü de benimsemişlerdir. Ziya Gökalp'in fikirlerini de esas olarak belli bir dönem almışlardır. Tamam. Evet Orhan Seyfi Orhon'a geçiyoruz arkadaşlar. Evet yine Aruz'la başlayan sonra heceyle devam eden bir şairi görmekteyiz. Demek ki hemen hemen hepsi arkadaşlar beş hececilerin Aruz'la başladı heceyle devam ettirdiler. Şimdi biz Orhan Seyfi Orhon'da milli duyguların yanı sıra bireysel konularda işleyen bir şairde görmekteyiz. Evet ahenkli, zarif, temiz, duru bir Türkçe kullanan bir şairimizdir arkadaşlar. Yine bu dille birlikte şekil olarak da halk edebiyatının nazım şekillerini kullanan bir Orhan Seyfi Orhan'ı görmekteyiz arkadaşlar. Evet ilk şiir kitabı fırtına ve kar çizaltını altını aruz da yazılmıştır. Arkadaşlar bu önemli. İlk şiir kitapları bakın genelde şairlerimizin aruz da yazılmış beş hececiler için. Ama hemen arkasından ikinci kitabını yayınlıyor. Peri kızıyla çoban hikayesi bu hece ölçüsüyle yazılmıştır. Bakın isminden de belli bir peri kızıyla çoban hikayesi masalsı bir unsuru biz ne yapmaktayız? görmekteyiz arkadaşlar. Hatta şu var bir peri kızı eskiden gelen masalsı bir unsur. Çoban hikayesi Anadolu'dan gelen bir unsur. Bu ikisinin birleştirildiği bir hikayeyi görüyoruz. Manzum hikaye şeklinde görüyoruz. Türü hikaye değil şiirdir. Buna da dikkat edelim. Evet o beyaz bir kuştu. Attı şiir kitabını yazıyor. Bu tabii ki Ziya Gökalp'in etkisiyle hece ölçüsüyle yine yazıldığı saf sade bir dilin arkadaşlar e, uç noktalarını gösterdiği o bir eser olarak karşımıza ne yapmakta çıkmakta arkadaşlar. Yusuf Ziya ile birlikte biraz önce söylemiştim. Akbaba diye bir dergi var. O derginin de kurucularından birisidir. Tamam dikkat edeceğiz. Fiske Takma adını ne yapıyor? kullanıyor. Bakın biraz da siyasi mizah yazınca ister istemez takmatlar kullanıyor. Beşececilerden özellikle son iki şairimiz anlattığım son iki şair ve mizah yazılar yazıyor arkadaşlar. Evet eserlerine bir bakalım. Fırtına ve kar biraz önce söylemiştik. Gönülden sesler peri kızı ile çoban o beyaz bir kuştu ve kervan adlı şiir kitaplarını görüyoruz. Ayrıca bunun yanı sıra Çocuk Adam adlı bir roman yazdığını da şahit oluyoruz arkadaşlar. Evet, Beş Hececiler bitti. Biraz uzun sürdü biliyorum ama hemen Milli Edebiyat şiirinden şöyle 2-3 tane soru çözüp videomu bitirmek istiyorum. Birinci sorumuz. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi? Beş Hececilerden birisi değildir. Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy. Enis Behic, kor yürek rıza teyfik bölükbaşı evet yönetmenim hangisi olabilir acaba ee, bakıyoruz bakıyoruz kolay bir soru hey of fohey değil mi Edirne arkadaşlar rıza teyfik bölükbaşı beş hececilerden birisi değildir bu arada şunu da söyleyeyim cumhuriyet döneminde beş hececilere beş isim daha ekleyerek 10 hececiler diyen araştırmacılarımız da olmuştur arkadaşlar. Bunu da Cumhuriyet döneminin başında anlatacağım. İkinci sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi? Mehmet Emin'in hece vezninde yaptığı değişikliklerden modernleştirme çabalarından birisi değildir. A. Hecenin kullanılmayan 15'li 19'lu kalıplarını kullanmak. Var mıydı gençler? Mehmet Emin Yurdakul bir hatırlayın 3-4 video öncesinde edebiyatımızın erken sesiydi. Değişik hece kalıpları kullanmıştı. A seçeneği doğru. Evet, B seçeneğine geliyorum. Hece vezninden durakları kaldırmak yapmış mıydı? Tabii ki yaptı. Değil mi? Değişiklikler yapıyordu. Durakları kaldırmıştı. Doğru. C Hece veznini Sone Terzerima gibi Batı Nazım şekillerinin içerisinde kullanmak. Kullanmış mıydı? Evet cevap bekliyorum. Kullanmıştı. Hece ile Sone ve Terzerima yazmıştı. Bakın 5 hececiler de serbest müstezat yazıyor heceyle. Bunlara dikkat edelim. D seçeneği kıta anlayışını değiştirmek. Evet Mehmet Emin Yurdakul dörtlüklerle yazmasıyla birlikte beşlik, altılık, yedilik, sekizlik gibi nazım birimleriyle de yazarak kıta anlayışında bir değişiklik yapmıştı. E seçeneği serbest şiir yazmak. Evet cevabımız Edirne. Mehmet Emin Yurdakul arkadaşlar bütün şiirlerini hece ölçüyle, ölçüsüyle yazmıştır. Serbest şiiri kullanmamıştır. Evet geçebiliriz diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin Yurdakul'un başlattığı şiir anlayışını geliştiren yeri geldiğinde şekil yönüyle eleştiren tamamlayan değiştiren şairimizdir. Şimdi şıklarımıza bakalım okuyayım ben hızlıca. Ziya Gökalp, Rıza Tevfik, Ömer Seyfettin, Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafiz Çamlıbel. Şimdi arkadaşlar Dersleri dinleyip iyi not almak önemlidir. Önemli noktaları bilmek arkadaşlar ve bunları sık sık tekrar etmek önemli bir husustur. Şimdi Mehmet Emin Yurdakul şiirde değişiklikler yaptı. Biraz önce soruda da geldi. Peki onun şiirine önce destek çıkan, evet ben de Mehmet Emin Yurdakul gibi sade şiir yazacağım diyen ve yazan bektaşi olan koşma değil mi? Nefes gibi türler deneyen ama daha sonra da diyen ki ya Mehmet Emin Yurdakul durakları falan kaldırmış. Bunlar iyi bir şey değil. Dörtlükleri kaldırmış. Ben geri getiriyorum diyen kimdir? Evet sizden duyar gibi oluyorum. Feylesof Rıza yani Rıza Tevfik Bölükbaşı'dır arkadaşlar. Evet böylelikle Milli Edebiyat dönemi şiirini bitiriyoruz ve Milli Edebiyat dönemi romanına geçiş yapıyoruz. İyi günlerde görüşmek dileğiyle.